Benim güzel kelimelerim bir. Bismillah. Havalar iyice soğudu. Dikkat edin. Sakın montlarınızı çıkarmayın, dedi Erdem'in babaannesi. Çocuklar aynı anda cevap verdiler. Merak etme babaanne, sinemanın içi çok sıcak oluyor. Sonra birbirlerine bakıp güldüler. Erdem de kuzeni birazdan sinemaya gideceklerdi. Amcaları söz vermişti. Gelip onları götürecekti. İkisi de sevinçten yerinde duramıyordu. Erdem, anne ve babasıyla geçen ayda sinemaya gitmişti. Peygamberimizin hayatını anlatan bir çizgi filmi seyretmişlerdi. Günlerce etkisinde kaldı Erdem. Sevgili peygamberimizin doğduğu şehir Mekke, insanların Allah'a yakın olmak için tavaf ettikleri Kabe çok ilgisini çekmişti. Erdem sinemadan döner dönmez bir Kabe maketi yapmak istemişti. Babasıyla kırtasiyeden siyah karton, yapıştırıcı ve bir kutu sim almışlardı. Kutunun içinde sap sarı simler vardı. Eve gelene kadar hepsini Erdem taşımıştı. Sonra masanın başına geçmişlerdi. Babası, Bismillah diyelim ve işimize başlayalım demişti. Önce kartonu keserek küp şekline getirmişlerdi. Sonra da Kabe'nin örtüsüne benzesin diye simleri uzun bir çizgi halinde kartonun üzerine dökmüşlerdi. O günden sonra, ''Baba, biz ne zaman gideceğiz Kabe'ye?'' diye sorup durdu Erdem. Erdem amcasını beklerken bunları düşünüyordu. Tam o sırada kapının zili çaldı. Erdem'in babaannesi Bismillah diyerek yerinden kalktı. Gelen Erdem'in amcasıydı. Selam verdi ve biz hemen çıkalım. Filmin başlamasına az kaldı anneciğim dedi. Çocuklar hazır. Seni bekliyorduk dedi babaannesi. Erdem ve kuzeni merdivenlerden hızlıca inmeye başladılar. Aman çocuklar yavaş olun önce bir besmele çekin, sakince inin diye seslendi arkalarından. Erdem'in amcası, Bismillahirrahmanirrahim diyerek arabanın kapılarını açtı. Hadi atlayın bakalım, hemen emniyet kemerlerimizi takıyoruz dedi gülümseyerek. Erdem ve kuzeni emniyet kemerlerini taktılar. Film için çok heyecanlıydılar. Çok sinema salonuna ulaştılar hemen biletlerini aldılar. Salona girdiklerinde önce hiçbir şey göremediler. Çünkü içeri çok karanlıktı. Yanlarına gelen görevli abi el fenerini açarak onların merdivenleri çıkmalarına ve oturacakları yeri bulmalarına yardımcı oldu. Biraz sonra film başladı. Filmdeki çocuğun babası mescit görevlisiydi. Mescit kocaman bir bahçenin içindeydi. Küçük çocuk sabah namazı için babasıyla erkenden mescide geliyor, kapıları Bismillah diyerek birlikte açıyorlardı. Namazdan sonra bahçenin kenarlarında sıralanmış sınıflarda ders görüyor, teneffüste arkadaşlarıyla birlikte zeytin ağaçlarının altına oturup bir şeyler yiyorlardı. Çocuk çok mutluydu arkadaşlarıyla bir mescidin bahçesinde yaşamanın ne kadar güzel olduğunu konuşuyorlardı. En sevdikleri şey mescidin bahçesinde top oynamaktı. Film bittiğinde Erdem kendini çok iyi hissediyordu. Filmdeki çocuğun hayatı Mescid-i Aksa'da geçiyordu. Hem Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kapısı olduğunu öğrenmiş hem de çok güzel vakit geçirmişti film hakkında sohbet ederek otoparka gittiler. Ama ortada bir sorun vardı. Amcaları telaşla arabayı nereye park ettiğine dikkat etmemişti. Erdem'in amcası, ''Arabayı nereye koyduk çocuklar? Hatırlayan var mı?'' diye sordu. ''Evet'' cevabını verdi ikisi de. Erdem kırmızı, kuzeni ise mavi boyalı yere park ettiklerini düşünüyordu hep beraber arabayı aramaya başladılar. Her yere bakmalarına rağmen bir türlü bulamadılar. Dolaşmaktan yorulmuşlardı. Sonunda daha önce dikkatlerini çekmeyen yeşil bölgeyi gördüler ve arabanın orada olduğunu fark ettiler. Arabaya binince hep birlikte çok şükür dediler. Eve vardıklarında sofra hazırlanmıştı. Erdem de kuzeni de amcalarını sarılarak bu güzel gün için teşekkür ettiler ve yemek masasına oturdular. Erdem kaşığını çorbaya uzatırken nokta 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 dedi. Sizce Erdem ne söyledi? Çocuklar yemek boyunca filmden söz ettiler. Erdem'in artık yeni bir sorusu vardı. Babacığım, Mescid-i Aksa'ya ne zaman gideceğiz? Çocuklar Şimdi etkinlik zamanı. Hazır mısınız? İşte birinci etkinliğimiz. Dinlediğimizi anlayalım. Az önce anlattığım hikayede kimler vardı? Erdem, kuzeni ve amcasıyla o gün nereye gitti? Sinemada izledikleri filmde ne anlatılıyordu? Erdem, anne ve babasıyla geçen ayda sinemaya gitmişti. Bir çizgi film izlemişlerdi. Hatta Erdem günlerce etkisinde kalmıştı. O film ne anlatıyordu? Çocuklar, şimdi gözlerinizi kapatın. Siz de sinemada olduğunuzu, Erdemlerin izlediği filmi izlediğinizi hayal edin. Filmde olanları görmeye çalışın. Neler görüyorsunuz? Hadi anlatın. Çocuklar, anlattığım hikayeyi beğendiniz mi? Hikayeyle ilgili düşünceleriniz neler? Hikayenin sonunda neler hissettiniz? Şimdi gözlerinizi kapatmanızı, tamamen bu duyguya odaklanmanızı istiyorum. Hissettiğiniz duygunun adı ne? Hikayenin adı neydi? Hikayenin adını değiştirmenizi istesek, hangi ismi önerirsiniz? Hikayeyi ne kadar beğendiğinizi 10 üzerinden bir sayı vererek söyleyin. O sayıyı havada aynı anda sağ ve sol elinizde göstererek yazın. İşte sırada ikinci etkinlik. Bu etkinliğimizin adı her işin başı besmele. Size anlattığım hikaye günlük hayata Allah'ı hatırlayarak kullandığımız kelimelerden birini anlatıyordu. Bu kelime hangisidir? A. Maşallah. B. Bismillah. C. Sübhanallah. Her işe besmeleyle başlarız çocuklar. Bismillah demek Allah adıyla demektir. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yemeğe başladığımızda Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemeğe başlıyorum demiş oluruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek su içtiğimizde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla su içiyorum demiş oluruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir işe başladığımızda Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu işe başlıyorum demiş oluruz. Besmele çekmek demek Bismillahirrahmanirrahim sözünü söylemektir. Bismillahirrahmanirrahim demek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Allah Rahmandır. Bütün yarattıklarına çok merhamet edicidir. Merhametin kaynağıdır. Allah rahimdir, çok esirgiyici ve çok bağışlayıcıdır. Besmele çekerek Allah'ı hatırlarız. Hayatımızın her anında O'nun bizi görüp gözettiğini, koruduğunu hatırlarız. Besmele ile Allah'ın büyüklüğünü saygıyla kendimize ve çevremize hatırlatmış oluruz. Besmele çekmek her işi Allah adına yapmaktır. Onun emri, rızası ve izniyle yaparız her ne yaparsak demektir. Bir işe Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başladığımızda Allah'ın yardımını istemiş oluruz. Tek başımıza yeterli olmadığımızı, güç ve yardımın ancak Allah'tan gelebileceğini anlamış ve açıklamış oluruz. Allah'ın her şeye gücü yeter her şeye gücü yeten Allah'ın adıyla bir işe başladığımızda onun gücünün bizi destekleyeceğini, işimizi kolay ve hayırlı kılacağını biliriz. Geldik üçüncü etkinliğe. Hikayeyi hatırlayalım. Hikayede bazı durumlarda bazı kahramanlar Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim sözünü söylediler. Hangi durumda hangi kahraman söyledi? Noktalı yerlere gelecek kahraman kim? O kahramanın resmini bul. Ok işaretiyle noktalı yere götür. Tam o sırada kapının zili çaldı. Erdem'in nokta 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 Bismillah diyerek yerinden kalktı. Kim Bismillah diyerek yerinden kalktı? Erdem sinemadan döner dönmez bir Kabe maketi yapmak istemişti. Sonra masanın başına geçmişlerdi nokta 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 Bismillah diyelim ve işimize başlayalım demişti. Kimdi o? Sinemaya arabayla gideceklerdi. Erdem'in nokta nokta noktası Bismillahirrahmanirrahim diyerek arabanın kapılarını açtı. Erdem'in nesiydi o? Sırada dördüncü etkinlik var. Hikayeyi hatırlayalım. Hikayede kahramanlar hangi işlere Allah adıyla başlamışlardı? Hangi işleri yapmadan önce besmele çekmişlerdi? Hadi bakalım hep birlikte bu durumları bulmaya çalışın. İsterseniz ben size bir tane ipucu vereyim. Durum 1. Erdem'le babası maket çalışmasına başlamadan önce Allah'ın adıyla başlamışlardı. Diğerlerini de siz söyleyin bakalım. Geldik beşinci etkinliğimize. Çocuklar, siz en çok hangi işlerden önce besmele çekiyorsunuz? Besmele ile bir işe başladığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bugün hangi işlere başlarken besmele çektiniz? Hadi hatırlayın. Şimdi elinize bir kağıt kalem alın ve bugün çektiğiniz besmele sayısı kadar çiçek çizin. Sırada son etkinliğimiz var. Çocuklar, besmele çektiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ailenizdeki diğer kişilerle? Besmele ile bir işe başladığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz konusunda röportaj yapabilir misiniz? Bu röportajdan gelen cevaplardaki ortak hisleri bulalım ve günlük hayatta Allah'ı hatırlayarak yaşamının sağladığı huzur ve güveni hatırlayalım. Şimdi size bir şiir okuyacağım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Düşünen aklım hisseden kalbimde Hep derim ki Bismillah Gündüz koşup oynarken Akşam yorulup yatarken Hep derim ki Bismillah Hatırlarım Allah'ımı Hissederim varlığını Odur benim Rabbim Minicik kalbime sevgi koyan odur beni yoktan var eden. Bakışım, sözüm, duruşum hep Allah der. Allah diye verince dilim, dikkat kesilir zihnim. Allah dediğimi fark eder bedenim. Minik minik bütün hücrelerim. Allah adıyla baktım gökyüzüne, dikkat kesildim. Kalbimin atışından galaksilerin sesine, her sabah nasıl da gecikmeden üşenmeden vaktinde doğar güneş. Her sabah güneşle başlarım yeni güne. Hadi bismillah, kalk, uyan besmeleyle. Şiiri beğendiniz mi? Peki en çok hangi mısraları beğendiniz? Beğendiniz bölümler ve ekleyeceğiniz yeni cümlelerle birlikte besmele konulu yeni bir şiir oluşturmak ister misiniz?